yepyeni ve bomba gibi bir antrenman gününden daha herkese merhabalar. Yarışmaya hazırlanmaya devam ediyoruz. Bugün günlerden bacak. Evet. Bacak. Ve bu enerji bacak günü için. Bununla ilgili antrenmana başlamadan önce sizlere söylemek istediğim bir şey var. Arnold Baba'nın bizlere söylediği çok güzel bir cümle var. Yorgunluk fiziğinizde değil, beyninizdedir. Yorgunluk arkadaşlar kafadadır. Kafadaki yorgunluk sizi oturtur, sizi antrenman yaptırmaz, sizin bedenen o antrenmana girmenizi engelleyen her şey buradadır. Buradaki olay bitirdiğiniz an canavar gibi bir antrenman çıkar. Birazdan benim antrenmanı zaten izleyeceksiniz. Yani bu antrenmanda böyle kafa olur mu? Olur. Çünkü ben o yorgunluğu burada yerim. Aynısını siz de yapın. Şimdi şu an çok yorgunsunuz ve bu videoyu izliyorsunuz. Hadi ya sen de Sami. Yorgunluktan ölüyorum. Gerçekten yorgunum, bilmem kaç kilo onu taşırım, bunu taşırım falan. Şu an odanın içine bir tane kaplan girse ve size saldırsa. Hadi. Olduğun yerden 8 metre havaya sekeyim, havada koşturmaya başlar. O yüzden her şey kafada. Evet hocam, bacak öncesi ısınmaya başladı. Bacak öncesi ısıtıyoruz. Çok acılı bir antrenman olacak. Bugün motivasyonu çok yüksek gördüm sende. Aynen, motivasyonu yüksek. Bunun bir ekstra... Çok iyiydi. Hocam bacağın önemi nedir menfizinde? Gebeliyorum be. Menfiz alayım. Onu bir ara takip şeyden anlatır mısın? Sürekli soruyorlar bacağına. Çekiyorum şu an hocam. Nabız yerinde değil galiba da. Otur bir şey. Çok canım geldi. Abi bacak, mens fizikte evet. Kimse önemsenmediğini düşünür. Ama bacak gerçekten çok önemlidir. Görselliğin dışında vücudun kondisyon kazanmasına çok büyük bir katkısı var. Daha detaylı bir vücut istiyorsanız, daha büyük bir vücut istiyorsanız, yani güzel görünen bir fizik hayaliniz varsa, ne olursa olsun bacak çalışmaz. Bacak günleri hocam, kardiyo önerir misin? Önermem. Ya böyle bir bacak antrenmanından sonra gerek yok. Teşekkürler. Ama canın çıktı hocam. Nasıldı hocam? Bir şey sorabilir miyim? Kimim ben? Hüseyin sen misin? Ağırlıkların hepsini doldurup üstüne adam çıkarıyorlar. O mu daha etkili yoksa bu mu? Ya. Bizim yaptığımız iş daha çok sanat. Vücut geliştirme bence bir sanattır ve bu sanat bilimle,
harmanlanmış bir sanattır. Yani dışarıdan çok basit gibi görünen, sadece ağırlık kaldır indirle çok ağırlık kaldırılarak yapılabileceği sanılan, ama tam aksine bazen gördüğümüz bu kilolarla doğru beslenmeyi, doğru kombinasyonları ve doğru antrenman tekniğini birleştirdiğiniz zaman ortaya güzel şeyler çıkar. Teşekkürler. Bu iş acısız olmaz mı hocam? İmkansız mı? Asla. Adamlar hoşuna no pain no gain demedi zamanında. Yandı mı hocam? Çok fena. Şimdi merdiven zamanı. Oh. Şey yapalım. Stretching zamanı. Hocam bu merdiveni rahat çıkıyorsak o bacak antrenmanı olmamıştı demek. Olmamıştı vallahi, ama yani gerçekten bugün zaten motivasyon olarak da çok yüksekti. Antrenmanın başlangıcı, mental olarak hazırlandım. Antrenman çok yorucuydu gerçekten. Bacaklarımda ciddi güzel bir ağrı var ama haftayı bitirdik. Ve antrenmanın başında söylediğim gibi fiziksel yorgunluğu yenecek olan tek şey zaten size fiziksel yorgunluğu hissetmenize sebep olan şeydir. Yani mental yorgunluk. Yorgunum diye düşünürsen yorgunsun. Ama ben yorgun değilim dediğin zaman asla yorulmazsın. O yüzden şimdi bu videonun bitiminde hemen üşenme, erteleme, vazgeçme. Ya şimdi antrenmana gitmek için hazırlan. Ya da yarın antrenmana gitmek için çantayı hazırla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bu yarışma bizim olacak. Görüşürüz.